Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan iki polise rahmet dilediği konuşmasında depremin yaralarını sarma sözünü hızla yerine getirdiklerini, deprem şehirlerini tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceklerini söyledi. Dün gece Nurdağ ilçemizden hepimizi üzüntüye boğan acı bir haber aldık. Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan bir helikopterimiz Kartal köyü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde iki pilotumuz şehit olurken teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimiz emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk'e yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı teknisyenimizin tedavisi şu an hastanemizde devam ediyor. Kendisine Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim askeri, polisi, jandarması, korucusuyla tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan, saldırıdan muhafaza eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemizin şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz. Biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e ne yakışır? İşte böyle eserler yakışır. Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan şehir hastanemiz 265'i yoğun bakım ve 30'u diyaliz olmak üzere toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği, teşhis ve tedavi merkezleri yanında 4500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Türkiye'nin sağlık altyapısı alanındaki lokomotif eserleri öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Ve bu hastanelerimiz de bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantep'li kardeşlerimiz de ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip hastanemizde artık bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Hastanemizin resmi açılışıyla birlikte inşallah birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikleri tamamen giderilerek randevu ve hizmetler konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bu meseleyi çözeceğine inanıyorum. Buradan Şahin Bey Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan camimizin ve külliyemizin açılışını da yaptıktan sonra
Bugün İstanya'ya gidecektik. Fakat aşırı bir sis, bundan dolayı bakan arkadaşlarımı İstanya'ya gönderdim. Oraya video konferansla bağlanıp merkezden oradaki açılışlarımızı da inşallah yapacağız. İstahiye'de inşası tamamlanan deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimi törenini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 3904'ü şehrimizde olmak üzere 53.000'in üzerindeki vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 şehrimizin 124 ilçesiyle 7.000 köy ve mahallesini vuran, 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Dün Hatay'da, bugün Gaziantep'te, Salı günü Kahramanmaraş'ta, Çarşamba günü Şanlıurfa'da, Perşembe günü Adıyaman'da, Cuma günü Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Kardeşlerim, deprem şehitlerimizi altyapısıyla, üst yapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret, tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları durmadan, usanmadan çalışmaya var mıyız? Ve Cumhur İttifakı olarak inşallah Gaziantep'imizde el ele vererek, gönül gönüle vererek ve dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Hem hükümet olarak hem belediyeler olarak yaptığımız yatırımlarla şehrin önünü açmayı, gelişmesine destek vermeyi sürdürüyoruz. Açılışını yaptığımız hastanemiz şehrin güney kesimindeki sağlık hizmetleri talebini karşılayacaktır. Maşallah Gaziantep sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla ülkemiz sınırlarını aşıp bölgesel bir merkez haline geldi. Öyleyse şöyle bir kaldırın ellerinizi. Çok sesli. Tamam. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum ve bu muhteşem eserimizi hazırlamada mimarından mühendisine, işçisine kadar tüm kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum ve bu vesileyle de ben buradan şöyle bakıyorum. Allah'ıma hamdolsun, Gaziantep'imize böyle bir eseri,
kazandırmanın onuru içerisindeyiz. Bu güzel eseri en güzel bir şekilde kullanmayı ve bütün hastalarımız için tedavilerinde vesile kıl ya Rabbi. Lillahi Teala'l Fatiha. Hazır mıyız? Evet, Gaziantep Şehir Hastanemiz, öncelikle Gaziantep'imize, tüm bölgeye Rabbimizin ya şafi hikmetiyle inşallah hepsine şifa kaynağı olmasını Rabbim bizlere göstersin. Ne diyor? Evet. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli protokolümüzün biraz arkaya gelmesini, doktorlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında kalmasını rica ediyoruz. Günün anısı.